Günaydın çocuklar. Nasılsınız? Oturun oturun bakalım. Veriyoruz. Annelerin veriyoruz. Pazartesi okul var. Yok. Var ya sabah önce de işte 15'ti. Ya şaka mı yapıyorsunuz ya? Değil. Haberlerde öyle geç. Tatil için özel bir projem var. Öyle mi? Çok güzel mi? Heh, onunla bulalım. Çok tamam. Benim de oturmak için bir hafta. Hocam, benim takdim edelim. Takdim edelim. Ver bakalım. Sabah körün de gelmenize bir sorunun çözümü olabilir mi? Ne diyorsun? Sabah körü de okula gelmemize diyorum. Mesela ben ilk üç dersi bir şey anlamıyorum. Bile eğitim bakanına işte siz iletin. Sen de söyleyin ki olasın. İşte ben söylemeyeceğim. İşte o söylesin ki olsun. Sen mümin olmak istiyorsun. Ben mi hocam? Valla ben siyaset atmayacağım inşallah. Siyasete. Tamam, olmaz. Ben dediğini söyleyeceğim bu kadar. Hukuk istiyorum, hukuktan bir siyaset istiyorum. İnşallah. İnşallah. Sabah kaçta başlıyorsun? Hocam 6:20'de ders başlıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Uyuyorsun. Evet, ben hiçbir şey anlamıyorum. Bir iki ders ben bir şey anlamıyorum. Akşam değişiyor. 8'de oluyor, 12'de oluyor. Ve 6'da oluyor. Değişiyor. Ama 6:20 geçe başladığı için 6'da falan evden çıkıyorsunuz. Tabii bu ikili eğitimin verdiği bir sıkıntı. İkili eğitimden kurtulmak için de yeni binaların yapılması lazım. Bunun için şu anda bir çalışmamız var. Bu yıl için Anadolu Lisesi pansiyonu yanına Anadolu Lisesi yapılacak. Şu anda 24 nesil bu okulun çalışmaları devam ediyor. Evet. Ve eğer Anadolu Lisesi'ni oraya taşıdığımız zaman Anadolu Lisesi'ni de ortaokul yapacağız. Ve dolayısıyla tek eğitim olduğu zaman sorun çözülecek. Onun haricinde çözüm de yok ya. Yani. Ama bu binanın yapılımı da başlandığı zaman hemen bugün dediğin zaman yarın olmuyor yani. Ama şu anda başlandık. Siz belki bundan nimetten faydalanamayacaksınız. Ama sizden sonrakiler inşallah ondan faydalanacaksınız. Sabah diyorum. Başlıyorsunuz, öğleden sonra devam ediyorsunuz. Evet. Yani, liselerde bizim şeyimiz yok, ikili öğretimimiz yok. Bir sınıf bilgimiz, aynen bu, seni kesinlikle. Sınıf bilgimiz, cevapta iki yanlışı var. İlaç hocamın da aynı zamanda... Nedin hocam? Nedin hocam? Bak bir kere. Taktik belge ama iktidar belge ama Zekalı. O da o en önemlisi o. Demek ki o yerinde yani. Tebrik ediyoruz. Tamam mı? İnşallah başarılı olacak. Senin başarılı olduğunu görmek istiyorum. Ne? O benim şey adını ismeyecek zaten. Bana haber verecek ileride. İnşallah. Bize de ilgili kartonlar. Evet, iyi tatiller diliyoruz çocuklar. İyi değerlendirin tatili. Derslerinizi unutmayın olur mu? Kitap okuyun oldu. Teşekkür ederim. Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri eğitim olduğunu düşünüyorum. Sabahın köründe öğrencileri okula getirmenin eğitim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sabah ben ilk üç ders zaten ders anlamıyorum. Çok kişi de anlamıyor. Zaten çok kişinin başı sıranın üstünde yatıyor oluyor yani uyuyor oluyor. Bir anlamı olmuyor yani. Çok kişi zaten dershaneyle kursu da kapatıyor. Peki bunlar kapatıyor da diğerleri ne yapsın? Fakir insanlar ne yapsın? Onları da düşünmek zorundayız. Daha biraz daha en azından geçe olmalı. Yani 9 olsun en azından. 8'de kalksın, 9'da gelsin okula. Çünkü hani sabahın köründe bir şey anlamıyoruz. Beynimiz de çalışmıyor bence. Kahvaltı yapmadan okula geliyoruz. Ne anlayacağız ki? Ondan sonra eğitim sisteminin biraz daha düzeltilmesini düşünüyorum. Başka konu. Derslerinde yani yanlış dersler olduğunu düşünüyorum bazıları. Çok özgüveni olan bir öğrencimiz. Evet. Hakkını savunur, söke söke alır. Hakkı varsa eğer. Özgüveni olan bir öğrencimiz gerçekten. Nil daha önceki okulumuzdaki dağıtılan bir sınıftan bu sınıfa geldi. İyi ki de geldi. O sınıfta belki bu kadar söz sahibi olamayacaktı. Sınıf olarak ben 4 senedir zaten bu sınıfın sınıf öğretmenliğini yapıyorum. Başarılı bir sınıf.